بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. Sanat duygusunu işlemişler. Sistem uyanıp bunlar üzerinde durulmuş. Sorgulanacak şeyler olabilir. Bunlar gurbet. Biz o gurbetlerden birini yaşıyoruz şu anda. Evet. Takdir-i huda kuvve-i bağlı ile dönmez. Bir şema-ki mevla yaka üflemekle sönmez. Tabi o gün Ziya Paşa yani meşrutiyet yılları. O gün ciddi bir inkisar var ki herhalde. Böyle bir teselli soluğu. Evet, maalesef. Bu günleri görselerdi. Bizim hanın odalarında annem çocukları okutuyordu. Hanın odalarında yani öyle kurs murs yok yani. Cami de kapalıydı zaten. Gözümü açtım neler gördüm size tarif eden bir. Yazarlar Vakfı'nda el ele tutuştuk. Güzel bir tablo olmuştu. Evet. Hakikaten o tablo imrendirici bir tablo olmuştu. Ondan rahatsız olanlar vardı. Ona ihtiyaç vardı esasen. Şimdi ona ihtiyaç vardı. Sayımızı, gayretimizi, cehdimizi bence o istikamette kullansaydık çok ciddi bir kaynaşma olurdu. Evet. Bak Cem Karaca'nın işte düşünmüyor. Biz onun o şeyini kaç defa dinlettik yani. Allah yar. Evet, yani siz iki adım atarsanız Allah dört adım attırıyor. Yazık ettiler ülkeye. Yanlışların birer doğru olarak kabul edildiği günümüzde doğruyu bulmak çok zor. Biz sarsılsak da devrilmeyelim. Bildiğimiz doğru çizgide yürüyüp gidelim Allah'ın izniyle, inayetiyle. Hiç unutmam bu Doktor Kayt rahmetli, ikisi de rahmetli. Şimdi havluyu ıslatıyor gidiyor. Şaban Hoca'nın alnına koyuyordu böyle. Burada bayağı sarsıldı. Yani sağlam bir Müslümandır. Fakire karşı da hani onun talebesi olarak herkes alakadar olmayabilirdi. Alakadardı. Nurlardan aldığı şeyler de vardı. Ama Sami Efendi Hazretleri'nin bağlıydı. Onları da o zaman almışlardı içeriye. Süleyman Efendi'nin talebelerini de almışlardı. Hapishanedeyken namazları cemaatle kılabiliyor muydunuz? Bizden olanlar 5-6 insan vardı, 5-10 insan vardı. Böyle daracık bir yer kendimize ayarlamıştık, kılıyorduk. Ondan da yine rahatsız oluyorlardı. Gürültü çıkarıyorlar bunlar, bizi rahatsız ediyorlar diye. Evet. Yani hayatın bizce yaşanmasına asla tahammülleri yoktu. Fakat uzun zaman kaldık, onlara ilişmedik öyle. Çok bize karşı sıcak bakmaya başladılar yani. Deniz Gezmiş hayatta olsaydı bu sofrada olurdu sözü herhalde. Evet, böyle dediydi yani o. Hani öyle olur muydu, olmaz mıydı Allah bilir de. Fakat hani Kadir Kaymaz bizimle Mustafa birlikte beni onu üçümüzü bir yere koydular. Daha sonra teravih kılmaya başladı. O çok ağır geliyormuş 20 rekat. Bir aralık ben konuşurken oraya dedim ki İmam-ı Şafii'ye göre 8 rekat da oluyor. Bir gün o çok canına tak demiş onu.
Hocam dedi bu Şafii'ye göre kılsak olmaz mı? Maalesef. Deniz yazmıştı öldü yani. Mert bir insan. Davasının uğrunda öldü. Niceleri öyle yatağa bağlı siz de biliyorsunuz. Geçen de hatıralarını anlatıyordu. Yatağın içinde anlatıyordu. Alaaddin Üçlü. Evet. Yatağa düştüler. Salih kaçıncı şeydi bilmiyorum. O zaman 50 yaşında var mıydı? Evde felç oldu. Evde öldü. Götürüldü. Nereye gömdüler belli değil. Sabri Çolak da öyle herhalde. O da işte o dönemin kurbanı yani. Üniversitede popülaritesi olan bir insandı. Hizmete karşı da ölür ölür dirilirdi.